Evet, herkese selamlar. Yanımda Cemile var. Biliyorum ki Cemile'yi herkes çok özledi. Birçok mesaj alıyoruz Cemile ile ilgili. Esra Hanım'ın sayfalarına, bizim sayfalarımıza herkes Cemile'yi soruyor. Cemile yakında misafirimiz de olacak. İnşallah. Bakalım Cemile neler yapıyor? Kar yağdı. Karların altında Cemile ileyiz. Yılın ilk karı. Yılın ilk karı. Şöyle geçelim. Normalde yani oturacak bir yer bulalım dedik ki Dominik'te çok açık yerler yok. Yok hayır. İçeride yapalım dedik. İçeride doğum günü varmış. Ne yapıyorsun Cemile? İyi gördüm seni. Evet. Vallahi iyi gördüm. Evet, iyi misin? Iyi. Moralin nasıl? Moralim gayet iyi. İyi olmaya çalışıyorum. Yani daha doğrusu gayret ediyorum. Mutlu olmak için çabalıyorum. Aynen. Çocuklar nasıl? Annem çocuklar nasıl? Çocuklar çok iyi. Annem de çok iyi. Allah razı olsun çocuklarımla. Çoğu zaman onun o ilgilendi. Aynen. Yani ben şu anda evle ilgili biraz problem var. Herhalde. Evet, problem var. Yani sen anlatmak istersen anlatabilirsin. Ben hani sormak istemiyorum. Yani anlatmak şimdi, istersen anlatabilirsin. Çıkmak üzere olduğum bir ev var. Yani çıkıyorum daha doğrusu. Sürem de olduğu için ev arıyorum. Aynen. Bu yüzden de çocuklarım annemle aynen. kalıyor. Yani bu soğukta çocukları da kendimle aynen, birlikte aynen. mağdur biz zaten etmek istemiyorum. Araştırıyoruz evet. zaten. Cemile çocuklarına çok iyi bakıyor. Evle ilgili problem olduğu için evin çünkü süresi doldu. Süresi dolunca da ev sahibi biraz sorunlar çıkardı. Evet evet. Aynen. O yüzden ev aradığı için çocuklar anneannede. Biz araştırıyoruz zaten. Cemile gayet çok güzel de bakıyor. Dominik'te ev bulman söyleyelim mi onları? İstiyor musun söylemek? Yani buradan ya, insanlara işte. Da bir söyle yani. Bir... Bilmiyorum ya bana ev vermekten neden çekindiklerini. Yani benim bir şey yaptığım yok. Yani ben Esra Erol programı çıkıyorsam ne var ki bunda yani? Çok saçma yani bunu ileri sürmeleri. Yani neymiş ben kavgacıymışım ya ne alaka? Hiç de öyle değilsin valla Cemile. Yani... Her geldiğimizde oturuyoruz insanlar geliyor resimler çekiliyor. Kavgacı olsan bizde de edersin. Ya benle ilgili yani. Bir şikayet aldınız mı? Yok hiç kadar sıfır. Hayır. Vallahi sıfır hiç. Öyle bir şeyim de yok yani benim ama işte sıkıntı çıkarıyorlar. Bir de boşanmış dul olduğumu öne sürüyorlar. O yüzden ev vermek istemiyorlar. Aynen öyle. Yani, keşke başka yere taşınsaydım diyor musun? Evet evet keşke yani buraya geleceğime yani başka bir yere taşınsaydım, semte taşınsaydım yani Dominik'i seçtim ama. Ama izleyenler de ben... Anneme yakın olduğu için aynen. seçtim yani onun da bir nedeni vardı. Ama ben yani, inanıyorum ki izleyicilerimiz Cemile'ye destek olacaktır. Çünkü olmanız da lazım. İş başvurularında bulunuyor ben de onu biliyorum. Orada da mesela Cemile'ye sıkıntı yaratıyorlar. Yani aynen. işte bulsa gayet de güzel çalışacak yani her konuda Cemile'yi ömrü kesiyorlar. Aynen öyle. O yüzden de ben ona... Sıkıntı çıkıyor. Evet. Sıkıntı. Her seferinde sıkıntı çıkıyor yani. Ben yani dul olmak bu Kötü bir şey değil yani. Bilmiyorum yani buna bahane ediyorlar. Sürekli ileri sürüyorlar. Ya yani benim bir şey yaptığım da yok yani. Anlamadım gitti çözemedim yani. Sana çözemiyorum gerçekten. Peki şeyi de merak ediyorlar. Onu sadece soruyorum. Cevap verme senin şeyinde. Eski eşin evlenmiş. Onunla ilgili de sorular soruyorlar. Cemile ne tepki verdi falan filan diye. Bitmiş geçmiş. Onu onlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O beni artık ilgilendirmiyor. Eskide kaldı. Umurumda değil. Kimin evlendi beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Kimin ne yapacağı, ne düşündüğü de benim umurumda değil. Yani önemli olan benim ne düşündüğüm, benim ne hissettiğim. Ya yani ben geçmişe takılmak istemiyorum. Takılı kalmak istemiyorum. Önüme bakmak istiyorum. Ben de kendime göre bir şey yani, hayatı var evet. yani onun da yani o da ileride birini iyi birini bulursa evlenecek. Diğer arkadaş da ismini unuttum. O da evlenebilir. Yani o onun bak, bileceği bir şey. Ben sen ama niye şunu evlendin, da soruyorlar. Niye hemen diyemem. Bir an önce evlendiler diye zannediyorlar ki Cemile varken bir vardı diye düşünüyorlar. Orasını insanlar. Bilmiyorum. Orası muamma. Ya ne çabuk buldular çünkü diyorlar gerçekten çünkü. De benim de kafamı karıştırdı. Gerçekten kafamı karıştırdı. Benden ayrılır ayrılmaz o kadını bulması bana biraz tuhaf geldi. Bize de şimdi tuhaf geldi aynen. Yani bilmiyorum. Bize ya tuhaf. Öyle bir şey de varsa Allah ıslah etsin aynen. başka bir şey demiyorum. Ya. Nafakayı benim umurumda değil. Hayır da evet veriyor. İyi var nafakasını evet, veriyor. Çocuklarla ilgileniyor mu? İlgileniyor evet gayet ilgileniyor. Görüntülü konuşuyor, arıyor, bazen götürüyor. Hani Melisa bir aylık evinde kaldı, evine götürdü. Niye? Yani çocuklarım da çok iyi. Annem de Allah razı olsun yardımcı oluyor bana. Annen de çok Allah iyi bir var. İnsan. Onun da elinden geldiği kadar evet, destek evet, evet. oluyor. Aynen öyle, aynen öyle. Onu da hakkını şimdi edemem. Yani benim yüzümden bazı işlerinden geri kalıyor kadın.
kadın yani bana yardımcı olmaya çalışıyor. Yani benim çocuklarıma zaman ayırıyor. Yani çok teşekkür ediyorum. Peki ya, Cemile bana... bizden ne istiyorsun? Sana nasıl yardımcı olalım? Bunu bir kardeşin abin olarak soruyorum. Hiç yanlış anlama. Hiç utanmana da gerek yok. Bu videolarda da niye bunları söylüyoruz? Şimdi elimizden bizim çok bir şey gelmiyor ama izleyen insanlar bize ulaştığı zaman senin numaranı veriyoruz. Onlar da muhtemelen ya, destekli olurlar. Sen gurur yapıyorsun. O gururun yüzünden kaybettin zaten şimdiye kadar. Ya ben böyle alışkın değilim. Hani bir şeyler istemek benim i̇şte şeyimde yok. Yapamıyorum ama yani dediğim gibi evle ilgili benim biraz sıkıntım var. Yani sıkıntı çıkarıyorlar. Evle. Çünkü iki tane çocuk var arkadaşlar. Çocuk bakmak da biliyorsunuz kolay değil bu devirde. Her şey parlanmış. Bebek yani kış geldi yani. Bu çocuklar ne olacak yani? Bu ev konusu ne olacak? Yani benim canım sıkan da o konu. Başka yere gider misin? Olur tabii. Neden gitmeyeyim yani? Tamam, sen çocuklarla mutlu olacağım bir yuva. İnşallah buradan da destekler gelir. Yani çalışsa zaten bir şey de istemiyor. Kendi evini kendi de tutar. Tabii ama canım. Burada ev vermiyorlar. Nereye gitse işte sen dulsun. Esra Erol'un programına çıktın. Sen şöylesin, sen böyle. Ya kız burada bir kere bize Cemile ile ilgili ihbar gelmedi. Hani arayıp da bize işte siz programımıza çıkan Cemile şöyle davranıyor. Hiçbir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten biz yanına gelmez. Kötü bir insan olsa. Yani o yüzden de biraz şey yapın arkadaşlar. Empati yapın. Dediğim gibi Cemile iyi bir kadın. Gerçekten iyi bir kadın. Çok vakit geçirdik onunla. Biraz gururlu. Gururlu olmasa belki daha farklı şeyler olur ama gerçekten çok gururlu. O yüzden de siz anlamışsınızdır artık benim ne demek istediğimi. Cemile'yi unutmak olmaz. Tam da bir sene geçmiş Cemile. Geldik evet, ya. Vallahi evet. Tam bir sene geçmiş. Evet, normalde önceden uğrayacaktık biz. Ama buralara yolumuz düşemediği için gelememiştik. Bir arkadaşımız var. Onu aldık. Onunla dönerken dedik Cemile'yi de uğrayalım. Bakalım sorun var mı? Eve gittik. Ev sahibi biraz bize sıkıntı yaptı işte. Günü bitti. Çıksın falan. Yani bu havada da evden de kovulmaz. Herkesin merhameti kendinde işte. Allah herkese merhamet duygusu versin. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Vallahi herkes seni çok soruyor. Bak yemin ediyorum. Şu an izleyecekler yine çok mutlu olacaklar. Buradan beni sevenlere selam söylüyorum. Esra Erol programına, Esra Erol'a selam gönderiyorum. İnşallah yakında da misafirimiz olacak. Evet. Gelsin, ben şeyi merak ediyorum. Yani neyle geçiniyor? Bir geliri yok. Bir gelirin de yok. Bir gelirim yok da bu sosyal yardımlaşmadan aldığım yani bir küçük bir gelir yani var. O da o kadar büyük bir miktar değil ama idare ediyorum. İdare ya geçen yanlış anlama bir peynir, beyaz peynir, kaşar aldım. Abur cubur aldık, meyve aldık 1200 lira ya. Aynen öyle. Bir gün o da 2000 lira kızardı. Yani fazla sürdü. Neyse o zaman herkese selamlar. Yani. Cemile'ye ulaşmak isterseniz onun okeyiyle numaranızı sizlere vereceğim. Siz de Cemile'yle görüşürsünüz. Allah'a emanet olun. Ben de o zaman kar manzarasıyla bitiriyorum. Ben gidiyorum. Bak, çekişte biraz daha gidiyorum.